Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Zubo serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk olarak gördüğünüz gibi iki tane subayımız kayıp ve mürettebatın 8 tanesi korkak. Yani buraları kesmiştim bir önceki videoda ama sonradan bir tane saldırıya uğradık. Hem mürettebatın bir kısmını kaybettik hem de bütün herkes açık sudan korkmaya başladı. Bu arada ciddiyim. Yani bizimkilerin 8 tanesini korktuğu zamanlar arkadaşlar biz şuradaydık. Etrafımızda hiçbir gemi yoktu. Sudan korkarak delirdiler. Hepimiz öleceğiz diye. O yüzden şöyle yapacağım. Bu adamları gemiden atacağım. Bunların yerine yeni birisini alacağım. İki tane subayı da hatta şimdiden alalım. Bakalım kim varmış subay olarak. Hiçbir subay yok. Süper. Yedekli subay var mı? Orada da yok. Aha yandık. O zaman yeni adamları ben bir alayım. <laughs> Ondan sonra o adamları attıktan sonra belki biraz zaman geçiririm arkadaşlar. Torbidofu alırken. Belki bir subay gelir buraya. Ama subay gelmezse yapacak bir şey yok. Üç tane subayla oynayacağız ne yazık ki. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. İki tane büyük sorunumuz var. Birincisi yorgunluğu düzeltemiyoruz. Çünkü yorgunluk için tatile göndereceğimiz NPC burada. La Rochelle'de ve Wilhelm Seven'a gelmiyor Buradan Wilhelm sağına git görevi gelmez de yani bu saçmalıktan dolayı şu zaman mürettebatımızı tatile gönderemeyeceğiz. Yorgunluk hiç gitmeyecek. Her zaman deliren birileri olacak ama şöyle bir iyi yanı var. Bakın az önceki mürettebat listesinde şöyle adamlar vardı bakın şunlar bunlar delirmeyen insanlar. Bu karakterli kişileri buldukça yorgunluk çok fazla düşük olsa da sorun yaşamayacağız. Buralarda hava çekeceğiz ama şöyle bir şey fark ettim bu aslında videoyu ikinci kez çekeceğim ve arkadaşlar nedense ya modda sorun var ya oyunda sorun var. İkisinden birinden dolayı tam olarak çalışmıyor. Yani şuralarda arkadaşlar mesela bir tane uçak gemisi gördüm gene. Uçak gemisine saldırmak istedim. Hızı mesela 5 girdim. Bütün ayarları doğru girdim. Ve torpido ne yaptı? Dümdüz gitti. Şöyle bir açı olmasına rağmen. Şimdi bu açıda normalde biz buradaysak torpidonu şöyle dönmesi lazım ya. Onun yerine dümdüz böyle gitti. Hızı arttırdığım zaman 6-7 girdiğim zaman da sanki bir hız girmişim gibi gitti. Yani yine büyük ihtimal bir bug var. Bugün oynamaya çalışacağız ama Bugün de oynayamaz devam edip eder miyiz bilmiyorum. O yüzden sizin bir fikriniz varsa yazın. Hani belki şundan dolayı bozuluyordur ya da zaten az kaldı devam et diye. Eğer kimse görmek istemiyorsa cidden benim de uğraşmama değmeyecek bir şey. Evet arkadaşlar her şeyimiz hazır. Şimdi şöyle bir yola çıkalım. Bu arada alarm kapalıyken bile alarm açık gözüküyordu az önce fark ettiniz mi? Bakın şimdi kapadım. Yine alarm kapalı diyor. Yani ne diyeyim ki artık. Neyse böyle yola çıkalım yine buralarda arkadaşlar gemi avlamaya çalışacağım. Çünkü hem buralarda hem de şu Mars denizinde büyük konvoy artık yok. Sadece bu kısımda olabiliyor. O yüzden oraları gezeceğiz. Bu arada kaptan Ahmet ölmüş. O yüzden kal seni kaptan yaptık. Ama ne yazık ki gemimizin ana kaptanı gitti. Evet büyük bir grup duyduk arkadaşlar. Nereye gidiyormuş? Bu tarafa doğru gidiyor. O zaman şöyle bir kesmeye çalışalım. Ancak normalden daha küçük bir grup. Yani büyük ihtimalle sadece konvoy gemisi falan var. Benim için sorun değil de. Bu iki tane grup var. Bunlar hangi tarafa geliyor? Bunlar bize doğru geliyormuş. Biz onlara gidelim iyisi. Şöyle. Evet düşman gemilerden birini gördük. Bu arada gemi yası buradayken düşman gemisini burada görmemiz tehlikeli. Ya savaş gemileri önde geliyor ya da buradaki bilgi tamamen yanlış. Mesafe ne kadar? Bizi sonra da tespit edebilirler mi? 3800 yok. Bu açıda tespit, tespit edemez şu anda bize. Ama birazdan tespit edebilir. Dur büyük bir savaş gemisi var. Sen kimsin? Çok karanlık be kardeşim ya. Hiç göremiyoruz ki. Hiç göremiyorum arkadaşlar. Ama birazdan sabah olacak. Yani biraz aralarına girip sessiz kalabilirsek belki. Şuraya doğru git bakayım. Mavi ışığa geçelim. Tamam. Dur. 50 metreye doğru in. Şu arkadaş bizi tespit etmezse bu tespit etmez. Çok hafif daha. Tamam. Retrobat gergin ve stresli. Aman aman. Başka bir şey olursa şaşarım zaten. Bu arada şu geminin radarı var arkadaşlar. Bu yok. Yani bu büyük ihtimal hafif bir kruvazör. Biz zelada da tespit edemez ama şu biraz daha büyük bir gemi olabilir ya. Keşke bir görebilsek. Aynen ya. Biz normal avlarımıza bakalım. Zaten savaş gemileri para vermiyor. Periskopa dur yükselin bakayım. Dur periskopa yükselirsek bu bizi fark edebilir mi? Edebilir radarda. Böyle 16'ya falan gelelim. Biraz daha suyun altında kalmış olalım. Tam önümüzden geçsin ki oyunda bug falan olursa yine de çarpabilelim. Heh bu geminin hızı ölçebilir miyiz şu anki pozisyonda? Deneyelim. Tamam. Oyun şu borunun biraz ilerisine nokta koydu. Bunu aç. 60 saniye. Noktayı da yine aynı yere koymaya çalışalım. Bunun ilerisine tam. Şimdi. Bu iki nokta arasındaki mesafe. 210 metre. Bir dakikada 210 metre. 7 nota yakınmış. Tam 7 değil tam 6 da değil. Ne yazık ki onu bilgisayarda giremiyoruz. 7 diye gireceğiz o yüzden. Şimdi. Açıyı ve mesafeyi hesaplayalım. 420 metre. Açı da 110. Şuradan 110 dedik. Şöyle 4 ile 5 arasına. Burada da 7 not diyoruz. Dur biraz 30. İtmemi aç. Evet bakalım her şeyi doğru yaptık şu anda. %100. Bakalım oyun ne kadar doğru yapacak. t 3leri atalım. Bir tane T3, bir tane T2. Derinlik 2 metre olsun. Hadi koçum. Lütfen saçmalama. Lütfen. Bakayım şimdilik iyi gibi gidiyor diyeceğim de gemiyi göremiyoruz. Tamam, iyi gitmiyormuş. Çünkü noktayı gördünüz mü? Bakın nokta burada. Yani buradaki gemiye çarpması için şuraya falan doğru gidiyor olması lazımdı. Yani yine modda sorun var. Hay Allah'ım ya. Bu gemiyi görebilecek miyiz? Göremeyeceğiz. Neyse suyun altına girip bir bakalım. Hayatta kalmaya çalışalım şimdi arkadaşlar. Birine bir daha deneyeceğim saldırmayı. Ama bu arada T3'lerin de patlaması baya kötü oldu. Onlar da baya nadir bir kendi kendine patlayan şeyler. Neyse. Adamların dibinden saldırı yapmaya çalışacağım gene bir şöyle bir ilerleyelim. 100 metre değil mi? Evet. Bütün avcılar geliyor başımıza doğru. Şimdi bu avcıları burada tutup farklı bir yere gidebilir miyiz? Şu gemiye falan gidebiliriz. Kaşım gel. Sana bir sonar yemlerini yükleyelim. Sonra onları alır almaz buraya geleceksin. İlk yeme attık. Sonra bu tarafa dön diyoruz sana. Hız maksimum. Sayın kargo gemisi. Bakalım sen de oyun bug'ı kurtulacak mısın yoksa vuracak mıyız? Kaç metredeyiz? 50. Şöyle biraz sağa dönelim. Kaçtı o. Şu savaş gemisini vurabilir miyiz ya? Durun bunu deneyeyim arkadaşlar. Merak ettim. Bu hızlanacak. O yüzden şu anda yavaştı. 7 not diyelim. Açısına da girelim. Nasıl kar gemisini vuramayacağız. Yani imkanı yok o bilgisayarın şu anda doğru hesap yapmasına. 120 derece. Mesafe. 600 metre. Şöyle t yükleyin. 30 not. Hatta sobrada da yüksek hesaplayalım. 44 nottan gitsin. İşte t Yine manyetik günye diyelim. Derinlik 3. Hadi bakalım. Yoksa bunda da böyle mucizevi bir şekilde ıskalayacak mıyız? Gönder. Evet. Bakın şu torpide arkadaşlar ikisini de fark ettiniz mi? Bakın şuraya kadar gittiler. Şöyle gitmek yerine sonra bir hafif döndüler sola doğru. Bizden ne istiyorsun oyun ya? Çok mu fazla oynadık seni? 700 metre için buraya nişan alması da çok saçma. Açıyı bilmesine rağmen. Bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi mod kapalı göndersem. Torpidon var mı benim hiç? Ee, mod kapalı bir şekilde bir tane torpid atmaya çalışacağım. Bakalım ne olacak. Bu arada bu adam durmuş. Helal olsun. Acaba moddan mı oluyor diye. Bakın geminin arka torpidosu. Biz şöyle kendimiz nişan alalım. Mesafe 403. Açıyı yine hesaplayalım şöyle. 105 falan. Şuradan gireceğim. Şurası 105. Şurası 403. Pardon. Ee, burası hızlı. Hızına 3 diyelim. Burası 405. Hatta hızına 2 bile diyebiliriz. Aşırı yavaşlıyor da. Neyse 3 kadar kalsın. Bir deneyelim bakalım. Böyle nasıl gidecek Torbido? Şimdi kapatayım modu kullanmayı. Moddan mı sorun acaba? Yoksa tamamen oyun mu gidiyor? Onu da öğrenmek istiyorum. Gönder. Bak. Belki gördünüz mü arkadaşlar? Modu kapadım. Koçum benim ne güzel gidiyorsun. Demek ki moddan dolayı bir şey oluyor. Bakayım vurabilecek miyiz? Hiçbir şey göremiyoruz ama. Belki etraf parlar şimdi. Evet. Direkt tam ortasından vurduk ya. Bu arada tek attık gemiye biliyor musunuz? Direkt bütün canı yok oldu. Demek ki mod bir şey saçmalıyor arkadaşlar burada. Yani bütün her şey doğru olmasına rağmen. Şeyleri değiştiriyor. Neyse. Yapacak bir şey yok. Hani oynayamıyorsak mutlu oynayamayacağız. Benim gibi eğer kimse bir şey demezse bu bölüm büyük ihtimalle son bölüm olur. O yüzden şöyle gidip konvoylardan birkaç tanesini daha mod kapalı bir şekilde avlamaya çalışalım. Onu nasıl yapabiliriz? Öncelikle bir top yüklemeye çalışmamız lazım. Kaptan. Sen top yükleyebiliyor musun? Kalp gözü geçirmiş adam korkudan. Kardeşim kafamıza saldıran tek bir tane gemi bile yokken yani nasıl kalp gözü geçirebiliyorsun korkudan ya? Korku filmi izleyip korkudan ölenlerden herhalde o az önceki adam. Neyse bütün herkes toprakları yüklesin. Bir şöyle derine dalalım. Sonra bu avların içine doğru gidelim. Düşman savaş gelmenin üstümüze çekmemiz lazım. O yüzden sonar yem olan birisi var mı? Şu gerizekalı bir dövün lan. Bu adamda yok. Karşım gelsen sonar yem verelim. Bir tane daha sonra yem atacağım. Biz bu konvoyun arasına gireriz şimdi. Duyduğumuz sonarda bir tane daha atmamız lazım. Bir tane daha. Bütün son gemileri harcıyoruz ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bütün konvoy gemileri burada ve oraya doğru geçmemiz lazım. Adamlar korkudan birbirlerini çarpmaya başladı ya. Böyle korkmayın. Korkmayın. Sadece modu kapadık. Artık herhangi bir sorunumuz yok. Rahat rahat tek atabiliriz size. Şimdi önüne doğru geçersek. Biraz daha böyle gidelim. Şimdi 20 metreye doğru çık. Sonra sola dön. Bir daha deneyelim bakalım. Modsuz nasıl vuracağız? 360, 342 metre. Biraz mesafeydi. Hız. Beş diyeceğim. Açı. Yine 110'a yakın. Daha 110 diyebiliriz. Bu büyük bir kaygı gemisi mi peki? Kayserim sabahın altısı oldu. Biz niye göremiyoruz hala? Neyse. Küçük bir kaygı gibi atalım. Derinlik 2 olsun. Maytükün'ü atmayacağım. Bu arada biraz ileri gitti gemi aslında. Yeniden hesaplamak lazım. Neyse gönder. Yani yeniden hesaplasaymışız tutacakmış. Ya en azından bundan emin olmak için attım arkadaşlar. Var ya hesaplamaya üşendiğim şey o. Mod kapalıyken tutturabiliyoruz. Neyse bir daha önlerini keselim. Ben bunları birden dağıtırım. Hatta şöyle yapalım. O sırada torbuda da yükleyelim biz. <laughs> Gemide gene korkak var Allahım yarabbim. Hani yine saldıran birisi yok ha. Tek bir sonar sesi bile duymadık. Şöyle 20 metredeyiz değil mi? Tamam. Şimdi rahat rahat sıkalım bu adama. Hatta şöyle yapayım ben. Önce şu torbidaları suyu da doldurayım. Ondan sonra hesap yapalım. Evet. Şimdi. Mesafe. 302. Açık bu şekilde. 73. Dur, yanlış yere açtım gene. Alışmışım onu kullanmaya. 302. 73. Gemi hızına da. 7 not diyelim. Yedi not fazla olabilir aslında da neyse. Gönder. Evet bakın ne kadar güzel gidiyor ya. Bu kadar düzgün gidebilirsin gelsin yürü. O da zırhlı kargo güzel. Anden aydınlanmaya başladı saat yedide. Bir tane daha. Çok güzel. Bir biraz daha aşağı, aşağı doğru atardım. Gemiyi bıraklar mı? Bıraktılar. Buraya nokta koyayım çünkü bu gemi batmayacak. Biz bunu lootlarız. Teriye devam edersek para olur bize. Şimdi şu öndeki arkadaşa vuralım. Evet, savaş gemileri geliyor. Çok hızlı bir tane saldırı denesek. Oha hala T1 torbuda mı yüklüyorsun sen? Kaldır yapamayız o zaman. Neyse bizimkileri gemleyip o zaman farklı bir hedefe gidelim arkadaşlar gene. Ama bir tane daha gemi vuralım en azından bu videoda ya. Bundan emin olmuşken boşa gitmesin o kadar deneyimiz. Kimde var son ayı Sen de var. At onu. Ona dönmeye hazırlanın. Güzel. Şu adam bizi görmüş olabilir. Bir tane daha son alalım. Şu adamı da dövecek birisi lazım. Motorcu. sen elin güçlüdür. Şunun ağzı burnu kırsana. Nerede bu adam? Neyse. Motorcunun ağzı burnu kırma yeteneği yokmuş. Bayıl seçeneği kapalı. Sakinleştireceğim o yüzden. At kardeşim sonar yemine. Burada da çok fazla savaş gemisi var ya. Konvoyun çoğu ileride kaldı değil mi? O zaman ileri doğru gitmeye çalışalım şu taraftan. Bir tane daha sonra yem atalım şuraya. Şu arkadaşlar gelsin. Aynen. Biz şuna doğru gidelim. Yandan sonra elimi atmak lazım. Şu gelecek çünkü. Çok güzel. Baya yakınız şu anda. Biraz yukarı doğru çıksak. Torbamız var mı? Var. Bak şimdi yüklenebilmişler işte. Neyse. Bunun boyutuna kadar. Küçük kalp gemilerinden ama olsun vuracağız gene. En azından bunu vurup öyle bitireceğim. Sonra diğer gemi lootuna bakarız. Mesafe 537. Açı. Dur. Kobiler yükledi mi? Yükle. Tamam. Açık açtı. 44. Bunu belki ıskalayabilirim ama neyse. 44. Hız 7. Mesafe 537. Gönder. Yok. Bak gene tutturuyoruz birine. Vur kardeşim vur. Tam ortasına Emre ya. Diğeri geliyor mu? Diğeri de vurdu. İşte bu kadar. Yani oyunda sorun olmadığı zaman bu kadar basit gemi vurmak. Neyse. Şimdi buradan tüyelim arkadaşlar. Bu az önce vurduğumuz gemiye bakalım. Aşağı doğru ineyim. Son ay gemiyle ben buradan çıkarım da. Çok büyük bir sorun olursa gösteririm size de. Şu enkaza geldik. Bakalım orada ne varmış şimdi. Gemi durduralım da. Yine kaptan gitsin, Richard gitsin, Edward gitsin. Yanına adam koymayı unuttum. Neyse. Makine odası. Yanlış yere gitti. Bakalım kargosu ne varmış. Tahıl ve zırt eci cephane. Cephane güzel. Cephane para eder. Toplayalım üstüne. O kalan bir tane yere daha cephane koyacağım. Sadece böyle ardı ardına aynı şeyi koyamıyoruz. O yüzden ayırdım. Tamam. Beyler, niye gerekmeye geri geldiniz? Bir daha gidin oraya bakayım. Yalnız adam da alın bu, bu gemiyi artık tarayarak batırabiliriz. İnsanların bir kısmını da çalalım. Böyle hafif bir gemi hareket ettireyim ben. Biriniz beyler uçak savara geçsin. Çakşaların mermisi yok. Top mermisi var mı peki? Top mermisi var. Güzel. En kötü yoksa zaten adamlardan çaldıklarımız vardı. A dur. Bunu deyince aklıma geldi. Batmazsın inşallah. Dur. İşte batma. Bat. Bizim depodaki mermileri bu topa yükleyip daha fazla depoda yer açabilirdik. Neyse. Görev olmadığı zaman böyle otomatik geri dönüş yapamıyorsunuz ya. O da biraz uğraştırıyor insanı. adam adamı dövecek birisi yok mu cidden ya? bütün yol boyunca böyle bağırıyor biliyor musunuz? Neden? Hatta sen döversin bunu. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitireceğim ama şunu söyleyeyim size yani yine de seriye devam edelim mi? Mod kapalı bir şekilde ya da neyse arkadaşlar siz bir fikriniz varsa yazmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.